Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 90. dönem 20 Şubat 2021 sınavlarında çıkan soruları çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Her şeyden önce hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiye arkadaşlar. 4. bölümümüz 76. soruyla 100. soru arasını çözeceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 76. sorudan devam ediyoruz. Yapıcı olmak isteyen özel güvenlik görevlisi Ömer aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Yeni şeyler öğrenmek için çaba göstermeyenlerle iletişime son vermelidir. B. Kurallara uymayanların cezalandırılmasını sağlamalıdır. C. Kişilik özelliklerini eleştirerek insanları motive etmeye çalışmalıdır. D. Yapılan hatalardan yararlanarak doğruya ulaşmaya çalışmalıdır. E. İletişim fırsatlarını sınırlayarak yanlış bilginin dolaşmasını engellemelidir. Evet arkadaşlar. Yapıcı olmak isteyen özel güvenlik görevlisi Ömer hangisini yapmalıdır? Evet. Yapılan hatalardan yararlanarak doğruya ulaşmaya çalışmalıdır. Değil mi? Evet. Denizli seçeneğimiz. Doğrudur. 76. sorumuz, 77. sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen fiziksel özelliklerden değildir? A. Isı, B. ışık, insan sayısı, samimiyet, gürültü. Evet. İletişimi etkileyen fiziksel öğelerden değildir. Samimiyet değildir arkadaşlar. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 78. soru aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur? A. Bilet almak için kuyrukta bekleyen insanlar toplumsal bir grup oluşturmaz. Bakın arkadaşlar. Tek kişi değil mi? Sinemada film seyreden insanlar. Evet. Onlar da toplum olarak değil. Bakın. Evet. Toplumsal bir grup değildir. Ayrı ayrı insanlardan oluşuyor. Minibüste birlikte seyahat eden insanlar. Aynı şekilde toplumsal bir grup oluşturmaz. Akademik yaşamda gözlük takanlar yine toplumsal bir grup oluşturmaz. Saklambaç oynayan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın saklambaç oynayan insanlar arkadaşlar bir grup oluşturur değil mi? Edirne seçeneğimiz doğrudur. 79. sorumuz toplum ve insan davranışları ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yiyecek, içecek, barınma ve güvenlik ihtiyaçları insanlar arasında sosyal iletişimine yol açmıştır. B. İnsan davranışları birbirinin tıpatıp aynısı değildir. C. Toplumsal yaşamda insan davranışlarını etkileyen ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen hukuk, din, ahlak, örf ve gelenek gibi çok sayıda toplumsal davranış kuralları mevcuttur. D. Toplumsal davranış kurallarının tümü toplumsal düzeni sağlamayı hedef edinir. E. İnsanlar birbirinden veya toplumdan olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmezler. Arkadaşlar, insanlar birbirlerinden, toplumdan olumlu ya da olumsuz etkilenmezler mi? Tabii ki etkilenirler, değil mi? Bakın Edirne seçeneğimiz yanlıştır. 80. sorumuza bakalım. Kolektif davranış içinde hareket edenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bireylerin iletişimi çok yüksektir. B. Çoğunlukla bireyler inisiyatiflerini kaybederler. C. Kolektif davranış hareket eden birey eylem aşamasında içinde bulunduğu gruptan etkilenmez. D. Bireylerin heyecan ve huzursuzlukları artar. E. Bireyler eylem aşamasında aynı söz ve duyguyla hareket eden bir vücut haline gelir. Evet, evet arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz kolektif davranış hareket eden birey eylem aşamasında İçinde bulunduğu gruptan etkilenmez. Maalesef etkilenir arkadaşlar. Bir grupta slogan atan gruba
Siz de hemen dahil olabilirsiniz. Orada galeyana gelebilirsiniz. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 81. sorumuz. Harput mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Fethi Ahmet mahallede gerçekleştirilen bir eyleme çevredekilerin ısrarı üzerine katılır. Eylem esnasında kalabalığın içerisinde fark edilemeyeceğini ve tanınmayacağını düşünerek normal şartlarda yapmayacağı bir hareketi yapar ve kalabalıktaki bazı kişilerin de yaptığı gibi kendisinin de okuduğu okulun camlarını taş atarak kırar. Olaydaki Fethi Ahmet'in bu davranışı kalabalık psikolojisinin özelliklerinden hangisiyle ilgili ifade edilir? Bakın, duygusallık, irade zayıflığı, anonimlik, telkine açık olma, tepkisellik. Evet arkadaşlar, bakın burada da dikkat ederseniz az önceki sorunun devamı. Evet, gruptan ne yapıyor? Anonimlik ifade edilir değil mi burada? Evet. Ceyhan seçeneği. 82. soru. Kare, baklava ve V düzenleri en az kaç kişilik koruma organizasyonları ile düzenlenir? 1, 2, 3, 4, 5. Kare, baklava ve V düzenleri arkadaşlar 5 kişiyle düzenleniyor. Cevabımız Edirne seçeneğidir. 83. sorumuz. Kızılay Meydanı'nda yapılan kanunsuz bir toplantıyı dağıtmak için güvenlik görevlilerince göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan belirtilerden hangisi görülmez? A. Kalıcı sağırlığa neden olur. B. Gözleri yaşartır ve göz yaşına bağlı olarak bulanıklık görme yaşanabilir. C. Göz, burun, kulak, boğaz, ciltte yanma, batma etkisi oluşabilir. D. Öksürük, mide bulantısı yapar. D. Baş dönmesi, sersemleme, geçici olarak koordinasyon bozukluğuna sebep olma. Değil mi arkadaşlar? Bunların hepsi maruz kalır. Bakın bu soruda daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan bir soru, basit bir soru. Arkadaşlar burada kalıcı sağırlar neden olmaz. Ama diğerlerin tamamı söz konusudur. Burada Adana seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. 84. soru, olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Sorular arkadaşlar, dikkat edelim, birbirine benziyor. Atılganlar, etkilenenler, ihtiyatlılar, seyirciler, karşı eylemciler. Evet, burada dikkat edersek arkadaşlar atılganlardır değil mi? Bir olaya atılma, öne çıkma anlamında. Evet, Adana seçeneği doğrudur. 85. sorumuz. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak onlara eylem yaptırmaya ve suç işlemeye zorlayan, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir? Provokatör, atılgan, ihtiyatlı, önder, ajan provokatör. Değil mi arkadaşlar? Burada bir ajanlık söz konusu. Bakın, bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, bakın içine karışmış. Burada bir ne var? Ajanlık söz konusu. Evet. İçine giriyor. Onlara eylem yaptırmaya teşvik ediyor. Zorluyor. Bakın, ajan provokatörlük den bahsetmiş. Edirne seçeneğimiz doğrudur. 86. soru. Aralarında herhangi bir bağ bulunmayan otobüs durakları, alışveriş merkezleri, sinema önleri gibi yerlerde birbirlerinden haberleri olmadan bekleyen kalabalıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Tesadüfi kalabalık, saldırgan kalabalık, ilgiye dayalı kalabalık, anlamlı kalabalık, seyirci kalabalık. Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz aralarında bir herhangi bir bağ yok. Otobüs duraklarına ne yapıyorsun? İşte bir yerden bir yere gideceksin. Otobüs durağına gidiyorsun. Oradaki bekleyenlerle birlikte bekliyorsun. Tesadüfi o saatte
Yani tesadüf nedir? Bekliyorsun. Ya alışveriş merkezine gidiyorsun. Tesadüf karşılaşabilirsin. Sinema önlerinde yine karşılaşabilirsin. Bekleyen kalabalıklar tesadüfi kalabalıktır arkadaşlar. Adana seçeneği doğrudur burada. 87. sorumuz arkadaşlar. Güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullandıkları toplu düzen hangisidir? Bu sınavda daha önce de çıktı arkadaşlar. Kama, çember, hat, çatı, birerli kol. Kama düzeni, çember düzeni mutlaka sınavlarda soruluyor arkadaşlar. Burada kama düzeninden bahsetmiş bakın. Adana seçeneğimiz doğrudur. Daha önceki sınavlarda da bu soru çıktı. 88. soru duvarlar, taşıtlar, çitler, koruma çemberlerinden hangi halka içerisinde yer alır? İç halka, dış halka, orta halka, kenar halka, geniş halka. Tabii ki bakın duvarlar, taşıtlar, çitler, koruma çemberlerinden hangisi? Bakın dış halkadan bahsediyor burada. Evet. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 89. soru genel kolluk ile birlikte havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlileri giriş kapısı önündeki kalabalığı gözlemlerken kalabalığa yakın bir noktadan çok kuvvetli bir patlama sesi gelmiş ve kalabalık içerisindeki şahıslar hedef gözetmeksizin şuursuz bir şekilde her yöne doğru kaçışmaya başlamışlardır. Burada ne var arkadaşlar? Bakın soruyu okurken cevabımız da çıktı. Bir paniklik söz konusu değil mi? Şahısların bu davranış nedeni hangisiyle ilgilidir? Özenti, panik, taklit, toplumsal tepki, psikolojik yetersizlik tabii. Bakın burada panikten bahsetmiş arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Yine bu soruda önceki sınavlarda çıkan sorulardan. 90. soru korunan önemli kişinin VIP görev yaptığı binaya araçla intikali sağlamak üzeredir. Özel Kalem Müdürü Vehbi bina girişinde hazır beklemektedir. Önce ekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekip aracını ise Hüseyin sürmektedir. Makam aracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri Adem VIP ile birlikte makam aracındadır. Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını kim açmalıdır? A. Makam aracının sürücüsü Sedat. B. Koruma amiri Adem. C. Özel Kalem Müdürü Vehbi. D. Önce ekibin amiri Hasan. E. Ekip aracının sürücüsü Hüseyin. Evet arkadaşlar burada tabii ki koruma amiri Adem yapmalıdır, değil mi? Evet. Kapısını açmalıdır. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 91. soru. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişinin VIP acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden yerlerden biri olamaz? Bu soruda önceki sınavlarda çıkan sorulardan kolluk kuvveti bulunan binalar, hastaneler, bakanlık binaları, parklar, valilik binaları. Arkadaşlar görüşe açık alanlar olamaz değil mi? Mesela burada bakın park görüşe açık. Saldırının nereden geleceği belli olmayan bir yer. Bakın parklar. Evet burada park olamaz. Arkadaşlar Denizli seçeneğimiz doğrudur. 92. soru. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbaratın görevlerinden değildir? A. Gidilecek bölgenin keşfini yapmak. B. Yerel kuvvetlerle irtibata geçmek. C. Alternatif güzergahları tespit etmek. D. Korunan önemli kişinin VIP misafirleri için otellerde yer ayırtmak. E. Ziyaret öncesi, ziyaret esnası ve ziyaret sonrası tüm tedbirleri almak. Evet arkadaşlar burada da korunan önemli kişinin misafirleri için otellerde yer ayırtmak. Tabii ki önce istihbaratın görevlerinden birisi değildir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 93. soru. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yapılan saldırılardan değildir? A. Bıçak veya kama ile saldırı. B. Sözlü hareketle saldırı. C. Bomba ile saldırı. D. Tabanca ile saldırı. E. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer saldırı.
Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz sözlü hareketli saldırı değildir. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 94. sorumuz. Yukarıda sayılanlardan hangileri suikastların nedenini tam olarak kapsar? 1. Siyasi ve ideolojik nedenler. 2. Dini ve sosyal inançlar. 3. Terör. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edersek her üçü de kapsar arkadaşlar. Suikastların nedenini her üçü de kapsar. 1, 2, 3 hangi seçenekte? Edirne seçeneğinde var. 95. Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak koruma görevi yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? A. 360 derece koruma sağlanmalıdır. B. Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır. C. Koruma personeli silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir. D. Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir. E. Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır. Evet. Burada da arkadaşlar koruma personeli silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir. Ceyhan seçeneği doğrudur cevabımız. 96. soru, genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Özel güvenlik görevlisi görevdeyken suç işlenmesi halinde genel kolluğa bilgi vermelidir. B. Özel güvenlik görevlileri özel alan, görev alanı ve görev süresi dışında yetkilerini kullanamazlar. C. Özel güvenlik görevlileri genel kolluğun sahip olduğu bilgi ve tecrübeden istifade edebilir. D. Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde meydana gelebilecek doğal afetlerde arama ve kurtarma görevlerine yardımcı olmakla yükümlü değillerdir. E. Özel güvenlik görevlileri mevzuatça kendilerine verilmeyen bir yetkiyi kullanamazlar. Evet, dikkat ederseniz burada arkadaşlar özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde meydana gelebilecek doğal afetlerde arama, kurtarma görevlerine yardımcı olmakla yükümlü değillerdir. Yükümlüdürler arkadaşlar. Evet. Doğal afetlerde yükümlüdürler. Evet, Denizli seçeneği iyidir. Evet. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin 4 aşamasından biri değildir? A. Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir. B. Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir. C. Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır. D. Daima bir tehlike vardır. Suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir. E. Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın ateşli silahla saldırgan önlenmelidir. Evet. 4 aşamalarından. Koruma görevinin 4 aşamasından biri değildir. Arkadaşlar burada saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın ateşli silahla saldırgan önlenmelidir. Evet, bu değildir arkadaşlar. Edirne seçeneğimiz değildir cevap. 98. soru, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdare Kanunu'ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür? A. Zabıta amirinin, B. Gümrük muhafaza amirinin, C. Belediye başkanının, D. İl Genel Meclisi'nin ve Belediye Meclisi'nin, D. E. Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amirinin. Evet arkadaşlar, burada Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amirinin emirlerini yerine getirmekle mükelleflerdir. Evet, cevabımız Edirne seçeneğidir. Bu soruda önceki sınavlarda çıkan sorumuz. Son iki sorumuz arkadaşlar. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel
güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu nokta nokta genel kolluğa bildirir. Cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? A. Yöneticiden izin aldıktan sonra. B. İş yeri sahibine bildirdikten sonra. C. Yatıştırdıktan sonra. D. Derhal. E. İdare ederek. Evet arkadaşlar, burada derhal genel kolla bildirmeleri gerekiyor. Evet, buraya derhal gelecek. Evet. Bakın, derhal. Yani şöyle diyelim, özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliği ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolla bildirmesi gerekir. Cevap Denizli seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar. Korumakla görevli olduğu siteye hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede yakalayan özel güvenlik görevlisi eğer diye aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A. Suç delillerini muhafaza altına alır. B. Yakalama tutanağını imzalar. C. Şüphelinin ifadesini alır. D. Polise haber verir. E. Olay yerini muhafaza altına alır. Arkadaşlar, bu soruda daha önceki sınavlarımızda çıkan sorulardan şüphelinin ifadesini emniyet güçleri alır arkadaşlar. Evet. Şüphelinin ifadesini alır ibaresi yanlıştır. Yapamaz. Evet. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dilerim. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.